Herkese selamlar dostlar. 7 ve 8 Mart 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 8 adet mücadelem var. Hem Euro Ligi aldım hem de Şampiyonlar Ligi'nin maçlarını aldım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. ideal ve yüksek oranlarından bahsedeceğim. Öncelikle skor yarışmamız ve kazananlarla başlayalım. Sizlere maç skoru yarışması olarak Bayern Münih Paris maçının maç skorunu soruyorum. Gollü bir maç beklediğimi söyleyeyim ben sizlere öncelikle. 3-1-2-2 ayarında bir mücadele geçebilir. Ben daha çok Bayern Münih tarafındayım. Ama gollü bir maç bekliyorum. Sizce maç skoru ne olur sizlere sorduk. Kayseri maçının Skor kazanan arkadaşımız Muhammed sözü güzel. Beşiktaş maçını skor kazanan arkadaşımıza İsmet Ekin Instagram üzerinden yazarsa bu arkadaşlarımızı katı telegram gruplarımıza ekleyelim. Geçtim bunu. Cumartesi günü yüksek misşte neler yaptık ondan bahsetmek istiyorum. Sırayla gideceğim. Şu ana kadar yüksek misşte tam 9 tane bahis verildi ve 8 tanesi geldi. Cumartesi'nin yüksek mislerine baktığımız zaman da sol tarafta Bayern Münih maçına 1250 TL gibi güzel bir oranı vardı. Kayseri maçına Fenerbahçe'nin herhangi bir yeri kazanırı Yine bir 139 oranı vardı. 1250 TL ona ve yüksek misli Avrupa olaraktan da Union Berlin'in çifte şansı, Brighton'ın gol atarı, Tottenham maçına da 4.5 alt yaparak da 1.53 gibi oran aldık. Ona da 1000 TL şeklinde önerdim. Cumartesi'nin 3 tane yüksek misli vardı. Üçü de geldi. Tebrik ederim. Yüksek mislinin amacı zaten bu. Yüksek basıp kazanmak. Geçtim pazarına. Pazar yüksek misliye baktığımız zaman da Beşiktaş maçına maç sunu 1 olarak önerdim ve 750 TL önerdim. Pazar günü biraz sıkıntılıydı. Çok yüksek gitmedim. Beşiktaş'ın kazanırı geldi. 500 TL de şey önerdim. Yüksek misli Avrupa olarak da 1.79 gibi orandan. Gliosa maçına 1.5 üst. Liverpool'un atacağı bir gol ve Lyon maçına 1.5 üst olarak önerdim. Lyon maçı başarısı oldu ve çok pozisyon kaçtı. Pazarın yüksek mislisi de bu şekildeydi. Yüksek mislinin kasasını göstermem gerekirse de şunu göstereyim hemen ekrana gelsin. Yüksek misinin kasası dediğim gibi tam 9 tane bahis verildi. Ve şunu da belirtmek istiyorum. Yani burada bir maça atıp 10 bin veya ne bileyim 20 bin alsın diyerekten kesinlikle yönetmiyorum. Çünkü herkesin oynamasını, bu seviyeye gelenlerin zaten herkesin oynamasını isteyerekten de 500 TL, 1000 TL. Bu bantlarda ilerliyorum. Zaten mevzu bu. İsteyen yine 100 bin lira kasası olan zaten 10 bin atıyordur. Fakat ben herkesin kasasını şöyle güzel bir yönetmek istediğimden dolayı bu şekilde ortalama misillerle gidiyorum. Şu an güncel kar arkadaşlar. 2340 TL kılçıksız bir net kar var. Yani 9 maçın 8'i gelmiş. Çok daha fazla olabilir miydi? Olabilirdi. Dediğim gibi misillerde çok fazla yükselmiyorum. Yükselsem zaten bu kar 2300 değil de 23 bin olurdu. Onu da belirteyim bilginize geçtim bunu e, rol ve kombine vardı benim pazar günü tek ana kombinem vardı Beşiktaş'ın galibiyetiyle Liverpool maçına KG var olarak hatta Liverpool'un KG varında rolling bir olarak da YouTube'da sizlere verdim. Mücadele 7-0 bitti. Yani çok formda bir United takımı vardı aslında. Aslında mücadelenin ilk yarısını izlediyseniz ilk yarıda Liverpool'un kaçırdığı pozisyonlar bir ay Liverpool diyorum. United'ın kaçırdığı bir pozisyonlar bir ay fazlaydı. İkinci yarıda Rashford kaleciyi geçti, atamadı. Zireye takıldı. Pozisyonlar vardı fakat olmadı. Mücadele zaten enteresan bir skor çıktı. 7-0 gibi bir skor çıktı. Bu şekilde de başarısız olduğumuzu da söyleyelim oradan. Geçtim bunu canlı odasında zaten canlı maçlarla birlikte. Cumartesi, pazar devam ettik. Ee, elimizden geldiğince zaten canlı maçlarda yeşillendirmeye devam ettik. Ki izlediğimiz için genellikle canlı maçlarda yakaladık. Hatta bugünü geçeyim. Herkes açık Telegram kanalında. Pazar günü o kadar canlı verdim. 7-8 tane canlı verdim. Sanırım sadece 1 veya 2 tane, 2 tanesi başarısız oldu. O yüzden herkes açık Telegram kısmında da açıklama ve yorumlar kısmında var. Linklere tıklayıp sizler de gruplarımıza giriş yapabilirsiniz. Her gece ücretsiz bir şekilde kazandırmaya çalışıyoruz. Geçtim bunu da. Sizlerden rica videoyu atacağınız artı 300 seviyesinde like'lardır. Like'ları eksik etmeyelim. Emeğe sayık açısından tam 8 tane mücadelem var. Hızlı bir anlatımla, güzel bir anlatımla sizlere 2 günlük bir video hazırlamaya çalışacağım. Ki muhtemelen izliyorsanız da çalışmışımdır, hazırlamışımdır. Herkese bol şanslar. Like'larınızı eksik etmeyelim. Benfica maçıyla başlayalım. Baktığımız zaman Benfica'ya zaten 125 gibi bir oran açmışlar. İlk mücadeleyi zaten Benfica 0 gibi skorla kazandı. Kendi evinde yatar mı? Yani şöyle söyleyeyim, rahat rahat takılır mı Benfica? Çok fazla öyle bir takım olduğunu düşünmüyorum. Yani o rahatlığı hissedebilecek bir kimyası yok bence takımın. Kendi evinde de bence çıkıp oynayacak bir Benfica takımı vardı. Kulüp bu son lig maçında mağlup oldu. Mağlup olmasının sebeplerinden bir tanesi de sanırım akıllarının bu maçta olmasıydı. Benfica tarafına baktığımız zaman da lig mücadelesinde herhangi bir rotasyon yapmadı. Yani o 2-0'ın rahatlığı o maçta biraz yansıdı. Eğer bir kazanma olasılığı daha şey olsaydı zaten Benfica diyor ki biz kendimiz burada çıkarız oynarız zaten yenebilecek gücümüz var. Oyun olarak da zaten deplasmanda da Belçika'da zaten üstün gelen bir Benfica vardı. Kendi taraftar önünde oynayacak bir Benfica var. Burada Benfica'nın atacağı 2 gol bence çok idealdir. Mücadelenin skor beklentisini söyleyeyim ben sizlere. Mücadele yine aynı şekilde bir 36 oranı vardı bir 34'e düşmüş oranlar düşmeden yakalayın. Daha yeni 15 dakika önce bir 36 oranı vardı bunun düşmüş oran bilginize. Şöyle bir skor beklentim var. 2-0-3-0 ayarında bir mücadele geçebilir. Onun dışında nasıl bir yüksek oran diye çıkartabiliriz diye baktığım zaman da Kulüp Burcu bir tane atarsa mücadele zaten 2.5 üstünde bir yere gidebilir. Onun dışında mücadelenin 3-0 gibi zaten bir skor beklentisi de var. Bilginize. Chelsea ile Dortmund mücadelesi. Bu mücadeleyi şöyle değerlendirme altına aldım. İlk maçı atılıyorsanız Dortmund 1-0 kazandı. Özellikle ikinci yarı Chelsea. O maçında da KGS'ini bekliyordum ben. İnanılmaz kaçırdı. Yani 90'dan çıkan toplar köşeden çıkan toplar. Kalede Kobel vardı sanırım. İnanılmaz pozisyonlar kaçırdı yani Chelsea. Daha doğrusu Kobel kalecisi Kobel çok fazla pozisyon kurtardı. İzlediyseniz zaten hak vereceksiniz. Chelsea kendi evinde oynayacak. O maçta da zaten iyiydi. Ya çok fazla transfer yaptı fakat biraz daha oturması lazım takımının. Biraz daha ne bileyim daha deneyimli bir teknik adam gelebilir mesela. Dortmund tarafında ben Leipzig maçı vardı. Sizlerin de ne dedim o maçta? Dedim ki ya yani bu maçın ideali KG'dir ama sen şampiyon olmak istiyorsan Dortmund burada kendi evinde Leipzig'i yeneceksin abi dedim. Hatta ne verdim? 2,5 üstünde 1 verdim. Oradan da kazandık. Doğrudan zaten skor beklentimde 2-1'di. Çok güzel bir şekilde kazanmasını bildik. İkinci yarıda Leipzig inanılmaz bastırıyordu. Dortmund ilk yerden zaten fişi çekti de söylenebilir ama güzel mücadeleydi. Bu şekilde bu Chelsea maçında da ben güzel tempolu bir maç bekliyorum. Chelsea yeri geldiği zaman da basacaktır. Dortmund'daki arkadaki boşlukları değerlendirebilir. Onun dışında bir sakatlık vardı. Adi bir sakatlığı vardı. Düzelmiş mi? Ona bakmak istiyorum. Bir saniye. Aynen. Adem sakatlığı sanırım devam ediyor bu maçta. Çok önemli. Ya yani eleman müthiş hızlı. Teknik de önemli bir tehdit. Fakat yeri doldurulur mu? Kadro güzel zaten Dortmund'un. İdealden bir var seçeneğini aldım ben mücadeleye. 1.56 gibi oranı var KG varın. Onun dışında nasıl bir yüksek oran diye bak yapabiliriz diye baktığım zaman da turu bence Dortmund geçebilir. Burada bir olası bir beraberlik de sisteme atılabilir bence. Skor beklentinde bir birlik bir beraberlik olduğunu da belirteyim sizlere. Olympiakos'la Barcelona Euroleague karşılaşması bu arkadaşlar. Olympiakos yani çok çok iyi bir takım. Yani ben size söyleyeyim Euroleague'in şampiyonu Olympiakos olur demişti dersiniz bana. Rahat olur hem de. Çok rahat olur diyorum ben sizlere. Son maçında 62 sayı attı. Mağlup oldu Olympiakos. Ama böyle bir yerlerde patlayacaklar zaten. Yani sürekli gidemezler bu şekilde. Ben patlamalarını bekliyordum. Ondan sonra alacaktım. Çok güzel patladı ve alacağım. Barcelona ile kendi evinde oynayacaklar. Burada doğrudan bir Olympiakos galibiyeti bekliyorum. 1.37 gibi oranı var. Burada Olympiakos bence galip gelmesini bilecektir dostlar. Hatta yüksek oranı da hemen önereyim sizlere. Onu da not almışım. Şurada 1 ve 6. 166 var. 2.51 gibi oranı var. Bu da sizlere yüksek oranlı tercihimdir. Real Madrid ile Baskonya mücadelesi. Baskonya çizgi arkasından attığı şutlarla birlikte isabet yüzdesini yakaladığı zaman da mücadeleyi rahat bir şekilde üste götürebiliyor. Son mücadelesinde zaten Baskonya tarafındaydı. Baskonya'nın galibiyetini, Baskonya'nın ev üstünü, Baskonya'nın alır üst olarak da her şekilde ekmeğinden faydalandık. Bu mücadelede öyle bir maç bekliyorum ben. Burada da ben sizlere beklentim mücadelenin üste gitmesi. Real Madrid kendi de atar. Baskonya'da isabet yüzdesini biraz yakalarsa 163.5 üste 1.45 gibi oranlar vermişler. Değerlendirecekler bu yönde bir önerim olacaktır. Bol şanslar. 8 Mart çarşambayla devam edeceğiz. Sizlerden ricam bu videoya tekrardan geldiyseniz 8 Mart için like'larınızı atmanızdır. Sizlere de Bayern Münih Paris maçının maç skorunu sorduk. Onu da söyleyelim ve maçla birlikte başlayalım. Şimdi Bayern Münih ile Paris mücadelesi. Paris'in Bayern Münih oranı da 1.61'di. 1.59'a düşmüş. Şimdi ilk mücadele zaten 1-0 bitti. Mbappe'nin golü vardı. Yani dizinin ucu offside'da diye iptal oldu. Bu ben güzel bir maç bekliyorum. Öncelikle Paris'te bu maçta biraz önde oynayacaktır. Neymar bu maçta da olmayacak. Ee, Mbappe Paris. Mbappe Messi Paris diyorum. İkilisi hiç başında olacak. Burada bu tür maçlarda her zaman söylüyorum. Bakın özellikle Şampiyonlar Ligi'nde deneyim, tecrübe en önemli faktör. Samimi söylüyorum yani en önemli faktör bunlar. Şöyle bir mevzu var yani bu toy takımlar hiç mi tecrübelenmeyecek? Tecrübelenecek ama bu tür maçlarda daha tecrübeli takım her zaman bir adım öndedir. aynı Arena'da oynanacak mücadelede ben Bayern Münih'im burada. Paris kalesine öne çıkmak, geri geldiği zaman öne çıkmak isteyen Paris'e 2 gol atmasını bekliyorum. Hatta Mane'de döndü. Hafta sonu da geldi. 1.41'de bunun oranı var. Bayern Münih'in atacağı 2 gol buradan idealden değerlendirilebilir. Onun dışında Paris atamaz mı? Paris atabilir. O yüzden şöyle de yüksek oran yapabiliriz diye düşündüm. 2.5 üstünde 1 yaparsanız da de bunun oranı var. Benim skor beklentim zaten 2-1 3-1. Hatta maç koparsa 4-2'lere bile gidebilecek bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Ama Bayern Münih tarafına gitmek çok daha mantıklı. KG vardan ziyade. Tottenham'la Milan mücadelesi. Maçlara baktığımız zaman da bu mücadelede Tottenham'ın biraz daha baskılı bir oyun sergilemesi beklenebilir. Daha çok geçiş oyunu oynamak isteyen taraf veya oynayacak olan taraf Milan takımı olacak gibi görüyor. Ben şöyle bu mücadelede oran açılmamış kornere, korner e, oynamayı düşünüyorum. Çünkü baskı İngiltere'de baskılı oynayan bir Tottenham olacaktır burada. İlk ya en çok korneri bence zaten Tottenham kullanır. Bunun oranı zaten güzeldir. Bir 45, bir 55, bir 58 seviyelerinde açılır buna. Oranına bakmadım daha açık değil. Onun dışında bunu almak istemeyenler yine korner olarak da 8.5 üst korneri de burada alabilir. Mücadelelerin ben korner olarak tamamlanmasını bekliyorum. Milan zaten arkaya yaslanacak da daha çok korneri de zaten bence burada Tottenham takımı kullanacaktır gibi geliyor. Maccabi Tel Aviv ile Fenerbahçe Beko mücadelesi. Fenerbahçe tarafında bir kıpırdanma var. Yani Gudur işte yeni sözleşmeler falan imzalandı. Mücadele güzel bir olacaktır. Oranlar henüz daha açık değil Euroleague'de şu an. Ama mücadelelerin ben... Mücadelenin üst tamamlanmasını bekliyorum doğrudan mücadele yani 160 baremi açılır muhtemelen. 160-161 baremi açılır. O baremlerden direkt üst olarak alın. Fenerbahçe koda Makabi Tel Aviv'de kendi evinde atıyor zaten. O yüzden mücadeleye doğrudan bir üst seçeneğini en alt baremden alın. 160'larda açılır. Kızıl Yıldız'la Anadolu Efes mücadelesi. Kızıl Yıldız'ın son mücadelesini ben hatırlarsanız özel analiz olarak sizlerle paylaşmıştım. 75 sayı üstünü atar diyerekten de. Şimdi burada kendi ellerinde oynayacaklar ve şöyle söyleyeyim ben sizlere. Anadolu Efes yenebilir mi? Yenebilir. Ama bir sanırım bu maçta da yok. Kızıl Yıldız şöyle yapabilir. Yapabilir diye düşünüyorum. Handikabı Kızıl Yıldız tarafına alın. Çünkü Kızıl Yıldız da bence kendi evinde burada dişli olacaktır. Yani Anadolu Efes yense bile çok zorlanır. Az bir farkla gider. Handikabı Kızıl Yıldız tarafına alın. Kızıl Yıldız burada çok fark yemeden, yenilse bile çok fark yemez diyeyim. Handikabı Kızıl Yıldız tarafına alın. Bu şekildeydi. 8 maçı anlattım. İdealden yüksek olanlardan bahsetmeye çalıştım. Sizlerden ricam videoyu atsanız like'lardır. Like'larınızı eksik etmeyin. Görüşmek üzere. seviyorsunuz. Bay bay.